Alalım, bekliyoruz. Aradan gözüküyor mu annesi? İki çocuk alalım. Şimdi şöyle, burada bulunmamızın amacı zaten fiziksel aktivitenin biraz daha arttırılması ve beslenmeyle alakalı biraz daha halkı bilinçlendirmek. Önemli olan bizim için aslında fiziksel aktivite. Çünkü kas miktarımız ne kadar fazla olursa, kas oranımız ne kadar fazla olursa genel olarak kilo almayla alakalı o kadar büyük avantaja sahip oluyoruz. Çünkü kullanan kimyasal bir madde var. Bunda bir artış oluyor. Bu sayede de kişi kendini daha mutlu hissediyor, enerjik hissediyor. Aletlerin doğru kullanımı hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum size. Burada gördüğümüz alet omuzun rotasyon hareketini, yani dönme hareketini sağlıyor. Ve ikincisi bu hareketi yavaş yapmak. Hareket kontrollü olacak çünkü bu cihazlar pasif olarak bu hareketi destekliyor. Bu aletler şeye göre mi? Yani mesela ısınma sırasına göre mi koyulmuş? Hayır, ısınma sırasına göre koyulmamış bu aletler. Alt gövdeniz çalışacak dik olacak diye. Biraz dik duracaksınız. Üstüne daha yavaş yapacaksınız. Daha kontrollü olacak hareket. O derecenin üstüne yaparsanız zaten vücutta belirli sıkıntılar çıkabilir. Mesela olan kas gruplarımızı etkiliyor bunlar. Bu bizim yapay bir yürüyüş oluşturmamıza olanak sağlıyor. İşte ben daha demin de söylemiştim ya, Akçakoca'nın her yeri yürüyüş yeri. Erken dönemde çok önemli olduğu için biz de bunun üzerinde duruyoruz. 50-70 yaş arası da Gayka'da gizli kan testimiz var. Bu ücretsiz olarak aletleri, ilçe sağlık bölümünde dağıtıyoruz. Ben de alabilirim iki tane. Tabii. Nasıl yapacağımızı da şey yaparsınız. Anlatacağım hepsini. Bu sizin için. Çünkü negatif Gayka'da gizli kan yok anlamında. Hı? İki çizgi Gayka'da kan var. Bunun araştırılması gerek anlamında geliyor. Tamam. Şimdi Akçakoca halkımız uzun süredir köylerdeydi. Köylerde bir köy hayatı, köy çalışması, fındık sezonu vardı. Artık onlar şehre dönmeye başladılar. Biz de gelişen kadromuzla sahaya inip sokaklardaki bu spor aletlerinin nasıl kullanılması gerektiği alakalı bir eğitim çalışması yapalım istedik. Hem bu genel bir çalışma. Hem bunu yaparken kişilerin sosyo-psikolojik durumuyla alakalı da eğitim verelim istedik. O yüzden psikologumuz da buradaydı. Diyetisyenimizi aldık. O da beslenmeyle alakalı, sporun önemiyle alakalı bilgiler vermek istedi. O da güzel bir paylaşım oldu. Burada genel olarak toplum sağlığını etkileyecek bir faaliyette bulunmak istedik. Tabii bunu yaparken kronik hastalıklara karşı bütün halkımızın nasıl mücadele etmesi gerektiği alakalı bilgiler veriyoruz. Bu esnada da işte diyetisyene ihtiyacı olanları, işte psikolojik desteğe ihtiyacı olanları ve spor egzersize ihtiyacı olanları da kurumumuza ve aile hekimliklerimize davet ederek onların da hekimle buluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok memnun kaldım. Evet, böyle bir toplantının her zaman yapılması lazım. Fakat insanlarımıza bunu duyurmak lazım.